Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle beraber herkesin çok bildiği bir türkünün hikayesini anlatacağız. Bu sefer sizlere Yemen türküsünün hikayesinden bahsedeceğim. Osmanlı Devleti için 400 yıllık bir hakimiyet, 1538 yılında ele geçirdiği Osmanlı Devleti'nin bu topraklar diğer ülkelerin de çok fazla ilgisini çekmiştir. Şimdi buradaki yazdığım bilgiler bittiğine göre bunları şöyle köşeye koyayım. Romalıların Talihli Arabistan'ı, Arapların ise şanslı Yemen'i, Osmanlı'nın ve Türklerin yani 300 bin şehit verdiği Yemen. Evet, Çanakkale'yi veyahut da Kurtuluş Mücadelesi'ni hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama nedense bizden uzakta, bizim coğrafyamızdan çok çok uzaktaki şehitlerimiz hakkında çok az bilgilerimiz var. Şimdi biz burada bunları anlatmadan önce Yemen'in birazcık öneminden bahsedelim. Yemen neden önemli? Yemen çünkü Osmanlı Devleti'nin 400 yıllık hakimiyet kurduğu bir bölge. Aynı zamanda burası bizim kutsal topraklar dediğimiz Kudüs'ün güney kapısıdır Yemen. Ve aynı zamanda Yahudilerin, Rusların, İngilizlerin Süveyş kanalının açılmasıyla beraber tüm emperyalist devletlerinin gözünü diktiği bir yerdir. Yemen aynı zamanda içeriden de çok parça parçadır. Yani mezhep savaşları vardır. Bir de bu bölgede özellikle bu emperyalistlerin kışkırtıcı faaliyetlerini de varsayarsak Osmanlı Devleti'nin özellikle tarih boyunca bu bölge çok fazla meşguliyetini arz etmiştir. Burada yaşayan Zeydi Müslümanlar kendilerine halife olarak illa peygamber soyundan gelen insanları kabul ederiz dedikleri için Osmanlı'nın halifesini kabul etmemişlerdir. Şimdi İngilizler de biliyor ya bu olayı. İngilizler de ulan bizim kıçı kırık kabile reisine vay sultanım, vay sultanım, vay reisim, vay baba dediği için bizim Zeydi Müslümanlar kabarmış. Osmanlı Devleti'ne karşı isyan hareketleri başlatmış. Bununla yetinir mi? İngiliz'in neyi var? Parası. İngiliz bir de Zeydi Müslümanlara bizim at vermiş parayı. Vay efendim Osmanlı'yı istemez yük. Vay efendim Osmanlı'yı kovacağız diye isyan etmişler. Osmanlı bırakır mı öyle 400 yıldır hakim olduğu bölgeyi? Tam bunun için 300 bine yakın şehit verdiğimiz bölge. Osmanlı duruma zaten kayıtsız kalmamıştır. Hani türküde de diyor ya, kışlanın önünde çalıyor sazlar. Gözlerimden akıyor yaşlar, yüreğim sızlar. Yemen'e giden askerlere, yiğitlere ağlıyor kızlar. Karasu uzanır sıra söğütler. Yüzbaşım oturmuş asker öğütler. Yemen'e gidiyor baba yiğitler. 1871 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti bölgeye asker göndermeye başlıyor. Daha bölgeye varamayan askerler daha sıkıntılara vapurda, gemilerde karşılaşıyorlar. Gemi dediğime bakmayın, oturacak yer bile yok. Herkes hınca hınç dolu. Bir de bu yolculuğun 11 saat sürdüğünü varsayarsak gerçekten tam bir ızdırap. Öyle zaten su, kumanya, bunları anlatmama bile gerek yok sanırım. Vapurda sadece bizim Mehmetçik de yok. Oraya Yemen'de kullanılacak katırlar, atlar da götürülüyor. Hayvanın olduğu yerde salgın hastalık eksik olur mu? Daha Yemen'e varmadan şehit olmaya başlıyor bizim askerlerimiz. Vapurda 10-11 saatlik yolculukta Mehmetçiği vapurda tutmak mümkün mü? Cansız bedenini. Ne yapacaksın? Gömemezsin de. Gemidesin. Keşke o Kızıldeniz bir daha yarılsa da içindeki Türk askerlerini görsek sizle beraber. Yemen'e sağ salim varan bizim Türk askerlerini asıl sıkıntı bir de burada bekliyor. Çünkü bizim yıllardır kahve gelen Yemen'den artık acı çemenler gelmeye başlıyor. Türküde de diyor ya, ano Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep ne iştir? Burada bahsedilen aslında çemen, Yemen'e ait dikenli bir bitkidir. Ve o dönemlerde biliyorsunuz mektuplarda hep gül gönderilir sevdiğine. O dönemde işte gül göndermek meşhur da gül ne arasın Yemen'de? Haliyle Yemen'den ne gönderiliyor bizim mektupların içinde? Dikenli çemenler gönderiliyor. Zaten türküde de tam olarak burası söyleniyor. Gerçi kaldı mı mektup? Artık kalmadı değil mi? Mektup işi, gül falan o da kalmadı. Benim en fazla yakaladığım şeydi. Sivitime parfüm sıkıp öyle tavlamıştım. Neyse. Dönemin hatıralarına göre askerlerimiz oraya vardığında giyecek ayaklarına çarıkları bile yok. Bazılarının ayaklarında postallar. O sıcak Yemen çölünde ne oluyor? Kangren olmaya başlıyor. Askerlerimiz daha bakın daha düşman görmedi. Düşman görmediği bir sürü sıkıntı görmeye başladı. 1904 yılına gelindiğinde İmam Yahya denilen bir beyefendi Osmanlı'ya karşı çok büyük bir isyan başlatıyor. Şimdi Osmanlı'ya karşı isyan başlattı. Türklere karşı geldi. Vay efendim hain falan. Ya tamam isyan etmiş evet.
bu doğru bir şey değil. Bu iyi bir şey değil ama dönemin şartlarına baktığınızda bu beyefendinin Yemen'in bağımsızlığını kurduğunu, bağımsızlığını kazandığını göreceksin. Ve bu beyefendi ileride burada bizim askerlerimizi esir alıyor. Şimdi şöyle bir durum gerçekleşiyor. Bizim askerler esir kalıyor, tamam mı? Bu Yahya, imam dediğimiz Yahya adam geliyor, çeviriyor bizim askerleri. Bizim askerler tabii abluk altında. Abluk altında kaldığında dışarıdan ne gelemiyor? Su. Tamam, kuyular var. Fena değil. Yine kuyulardan sular çekiliyor. Yiyecek. Deve var. Deveyi keser yeriz değil mi? Develer kesiliyor. Ama o dönemin kuyularından su çekmek için ne gücüne ihtiyaç var? Deve gücüne ihtiyaç var. Bizim askerlerimiz önce develeri kesiyorlar. Ve su bitene kadar kuyulardan kendi güçleriyle su çekmeye başlıyorlar. Kuşatma o kadar acımasız ki bizim askerlerimize nefes dahi aldırmıyorlar. Ve develeri kesen askerlerimiz belli bir süre sonra da susuzlukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Hatta dönemin hatıralarında askerlerimizin nöbet tutarken yatıp uyuduklarını biliyoruz. Yani o kadar yorgun ve bitkin düşüyorlar ki nöbette bile askerlerimiz artık o işi icra edemez hale geliyorlar. Bu ablukayı kaldıracak Anadolu'dan baba yiğit aranıyor. Seferberlikler ilan ediliyor. Diyor ki Yemen'e gidecek asker lazım. Yemen'de düşmandan değil de Yemen'in çölünden korkan, Türk askeri korkan pek oldu mu bilmiyorum ama korkarsın canım, yani sonuçta düşman değil oradaki. Oradaki senin asıl düşmanın doğa. İster istemez haliyle askerler pek de kaydolmamaya başlıyor. Bir de kaydoldu diyelim. Yemen'e gideceğini asker öğrenince ne yapıyor? Firar etmeye başlıyor. Şimdi hükümet bunun önüne geçmek zorunda. Osmanlı da şöyle bir strateji izliyor. Diyor ki belli bir yerdeki aileleri komple toplayalım, onları götürelim. Böylelikle hem arkadaşını bırakamaz, hem kardeşini bırakamaz, amcasını bırakamaz, onu bırakamaz. Yani herkes hısım olsun ve birbirini bırakamasın. Yani askerden kimse firar etmesin diye haber yolu yokuş olan Muş'a geliyor. Ve Muş'tan askerler teker teker toplanıyor. Ve bu askerlerin birbirine akrabalıkları var. Yani firar etmesinler diye. Bizim Yemen'e giden bu askerlerin hiçbirinden bir daha haber alınamıyor. Haber alınamadığı gibi orada şehit olan askerlerimiz, ki birçoğu şehit oluyor, bu askerlerimizin cansız bedenleri dahi Anadolu'ya o şartlar altında getirilmesi pek mümkün değil. Düşünsenize, sizin evlatlarınız oraya gidiyor ve bir daha hiçbir şekilde ne bedenleri geri dönebiliyor ne hatıraları. Zaten türküde de hani diyor ya, kışlanın önünde redif sesi var, açın çantasına bakın acep nesi var, bir çift potin ile bir pes şapkası var. Yani gidip de dönmeyen askerlerimizden geriye sadece eşyaları gelebilmiştir. Muş'un neredeyse her hanesine artık ne ulaşmış? Şehit haberi. Bilirsiniz, bizim Türkiye'de de zaten çok meşhurdur. Bir ölü evi olduğunda hemen aileler ne yapar? O evlerde yemek yapar. Şimdi Muş'ta ölü evi olmayan bir hane kaldı mı? Herkes, her yerde bir şehit haberi var. Haliyle de vuruluyor ocaklar. Ocaklar vurulunca Muş'un her yerinde, düşünsenize, her evin önünde büyük ocaklar vuruluyor. Çünkü her evde birer şehit var. Bulutsuz havada bu dumanlar ne yapar? Bulut yapar. O yüzden demiyor mu zaten türküde, havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölüm yok, bu ne figandır? Giden askerlerin cenazeleri geldi mi? Onlar da gelmedi. Onlar da gelmediği için mahallede ölü yok ama bir ne var? Figan var. Bir ağıt var. Muş'ta her evin önünden bir figan sesi yükseliyor. Tam da türküde söylediği gibi, havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölüm yok, bu ne figandır? Şu Yemen elleri ah ne yamandır. İnsan sormadan edemiyor. Anadolu'nun gencecik çocuklarının ne işi var Yemen çöllerinde diye. Geride genç eşlerini, kundakta bebelerini bırakmadılar mı? İçlerinden birinin şansı yaver gidecek, geri dönecek de yavrusuna kavuşacak. Kızsa gelinlik çağa gelmiş olacak, erkekse koskoca delikanlı olmuş olacak. Bütün bunlar ne içindi diyor Mustafa Kemal Atatürk. Arkada kalanlarında askerler Yemen'e gidince, arkada tabii insanlar kalıyor. Arkada kalanların bazı istekleri var. Türkünün içinde geçiyor bu da. Tez gel ağam tez gel, eğlenmeyesin. İngiliz haindir, güvenmeyesin. Arap dilber çoktur, evlenmeyesin. Bizim orada kalan askerlerimizden, esir düşenlerden, tabii şehit olanlar, hani Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlar da orada evleniyorlar. Yemen'de kalıp evleniyorlar. Orada kendilerine yeni bir hayat kuruyorlar. Az önce bahsettiğim bir İmam Yahya vardı, hatırladınız mı? O İmam Yahya devleti kurduktan sonra bizim Türk askerlerini göndermek dahi istemiyor. Şimdi ya, o dönemin şartlarını düşünsenize. Şimdi Yemen'e tabii uçak var, gidiyorsun, hop 2 saate 3 saate Türkiye'desin. Ama o dönemi bir düşün. Yemen'den tekrar yola çıkacaksın da geri geleceksin. Aylar, belki yıllar. Bir de yollar hep çöl. Bir de gelirken gördünüz geminin içindeki o zor durumu.
İster istemez tabii geri de dönmek istemeyebilirsiniz. Hele ki döndüğünüzde sizi bekleyen bir işiniz, bir aşınız, bir eşiniz, bir çocuğunuz yoksa zaten geri dönüp ne edeceksiniz? İmam Yahya da zaten Türkleri ordu komutanlığına getiriyor. Devlet yönetiminde kullanıyor. Bizim o devletin kurulmasında çok önemli isimlerimiz vardır. Ve böylelikle bizim nasıl Çanakkale'yi yeri geliyor unutuyoruz. Ne yazık ki yeri geliyor nasıl kurtuluş mücadelesini unutuyoruz. Yeri geliyor nasıl günümüzdeki devletin varlığı için yaptığımız mücadeleleri unutuyorsak Yemen'i hatırlamak da zordur. Ben buradan yeni nesil çocuklara zaten kızmıyorum. Çünkü Yemen nereden bilsin? Bir türküsü var. Türküsünün üzerine bir sürü yalan var. Geçen denk geldim. YouTube'da çok izlenen böyle bir site, bir kanal, bir program. Diyor ki Yemen hani bu yolu yokuştur diyor ya. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Burası Huş'tur, Hış'tır diyenler çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Muş Valiliğinin yapmış olduğu çok güzel bir araştırmayla arkadaşlar bu Yemen türküsü özellikle Yemen bölgesindeki bir Huş kısmına adapte edilmeye yani oraya verilmeye çalışılıyor. Bu türkü tamamen bizden gitmiş, bizden koparak Yemen çöllerinde şehit olmuş askerlerimiz adına yazılmış bir türküdür. Ne Huş ne Hış'tır. Burası Muş'tur. Abone olmayı unutmayın. Beğen sayfayı beğenmiyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika kapatma. Ufak burayı bir sona eklersiniz tamam mı? Biz abone olun veyahut da beğenin demediğimiz için mi bu sayılar niye böyle aşağıda kalıyor? Orada beğen tuşu var. Şimdiye kadar bir tane dislike'ım var arkadaşlar bu arada. O da benim eski sevgilim olduğunu tahmin ediyoruz. Kim olduğunu bulacağız onun. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.